Günaydın arkadaşlar. Bugünkü konuğumuz Sayın Fahrettin Güleler. Bizim için Bursa'dan geldi biliyorsunuz. Hem sanayici hem eğitimci diyorum. Gerçekten çok çeşitli alanlarda birçok insanı yetiştiriyor. Bu anlamda gönlü kendisi. Aynı zamanda hayırsever bir iş adamı. Hem Bursa için çok kıymetli, hem ülkemiz için hem diğer yaptığı hizmetler açısından çok kıymetli birisi. Aynı zamanda Ermatel Yönetim Kurulu Başkanı. Ermatel Şirketler Yönetim Kurulu Başkanı. Aynı zamanda da son şapkası Kosova Bursa Fahri Konsolosu. Kısa özgeçmiş. Kosova Gilan doğumlu olup 1955 yılında 5 yaşındayken Bursa'ya göç etti. Babası Sobacı Vehbi Usta'nın yanında daha ilkokul öncesi çalışmaya başladı. Seri üretimin bilincinde bir seçimle 1968 Tophane Sanat Enstitüsü Kalıp Atölyesi mezunu oldu. Türkiye'de meslek okulu diplomasına sahip ilk tasarımcı kalıpçıdır. Gündüz çalışıp gece okuyarak başladığı mühendislik tahsilini ön lisansta bırakıp 1972 yılında kendi firması Er Kalıp'ı kurdu. Halen modern bir kalıp fabrikasında uluslararası otomotiv firmalarına kalıp üretimi yapılmaktadır. Diğer firmalara Er Metal Otomotiv, Bürosit, Plasma, Er Gıda, Mob Metal bünyesinde 1600 çalışanı ile kayıt içi ekonomiye hizmet vermektedir. 21. dönem Bursa Milletvekili olarak parlamentoda iş dünyasının sorunlarını ve özellikle kalıpçılık endüstrisinin ülke için çıkış yolu olduğunu bürokrasi kademelerinde ısrarla anlattı. Ulusal Kalıp Üreticileri Birliği başta olmak üzere birçok kamu yararı güden derneğin yönetim kurulu üyesi ve kurucusudur. BG Bootcamp Bursa Eğitim Geliştirme Vakfı yoluyla üretim için eğitim prensibine uygun olarak yılda 3000 endüstri meslek lisesi mezununu makine ve bilgisayar başında yeniden eğitilerek iş dünyasına kazandırılması çabalarına 1985 yılından beri öncülük etmektedir. 13 Temmuz 2012 tarihi itibariyle Kosova Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosluğu'nu üstlenmiş olup iki ülke devleti ve milletinin ortak çıkardığını hizmet etmek üzere görev almıştır. Yakın tarihte Kayıder Aile İşletmeleri Derneği'nin kurulmasının önce olup yönetiminde görev almıştır. Ayrıca Teyit Etik İtibar Derneği üyeliğine seçilmiş olup bu konuda azimli ve projeye dayalı çalışmaları olacaktır. Evli ve bir çocuğu vardır. Tüm aile fertleri gerçek bir aile şirketi ciddiyetine uygun olarak işinin başındadır. Fahrettin Güler. Günaydın. Hayırlı haftalar. Hayırlı günler. Hayırlı işler. Gerçek bir aile şirketi görünümünde herkes görevli. Nasıl görevli? Evin fabrikanın bahçesinde. Kendim yaptım. Eşimle beraber. Ve cilalı bir köy evi. Ahşap. Neden yaptım? İşimi çok seviyorum. Şart mı? Bana göre şart. Allah Allah. Nereden öğrendin? Almanlardan öğrendim. İsviçre'den öğrendim. Kuzey İtalya'dan. Avrupalı'dan öğrendim. Japonya'ya gittim. Orada biraz daha şaşırdım. Kore daha şaşırttı. Tayvan daha şaşırttı. Bu ne? Bu ideal. Nasıl bir ideal? Onu anlatmam lazım. Değerli arkadaşlar, konumuzun başlığı liderlik. Liderliği anlatmak çok zor iş. Ben ne kadar liderim ki size liderliği anlatayım diye sordum kendime. Bizim bahçede iyi liderim. Bütün meyvelere hakim. Herkes biliyor ki en kral mevsiminin de olmuş meyveyi ben topluyorum. Nasıl liderlik ama? Kimse benden hemen uzanmıyor. Evet. Adamın kendisi marka değilse yapacağı ve yaptığı işin marka olması gerçekleşse bile 40 adım gider. Demek ki lider olabilmek için önce marka olman lazım. Nerede marka? Nerede? Evde. Bizim çocuk zaten markadır. Çok severler. Bizim çocuk, bizim kız, bizim. Peki o evin dışında
sülalede diyelim, o büyük ailede nasıl? Orada da lider. Nerede lider? İyi okuyor, iyi okula gidiyor, çalışıyor, gayret ediyor, dersleri çok iyi. Hatta işte gençlere de bir iki laf söylüyor, bir şeyler söylüyor, gençler onu seviyor. Gidişinden, duruşundan, konuşmasından herkes memnun. Tamam. Devamı, devamı asıl. Kalem var mı acaba? Hazır bir tahta buldum, bir şey yazmak isterdim, böyle bir şekil çizmek isterdim. Zirvenin önüne geldiğindedir. Hayat orada başlar. Hayat orada başlar. Bütün zirvelere giden yollar en dipten başlıyor çünkü. En dipten başlamayıp zirvenin göbeğinden girenler kimlerdir? Babasının fabrikasına işbaşı yapan üniversiteli gençliktir. Derdi nedir onun? Derdi oradaki rüzgarları hiç tanımıyor. Oradaki fırtınayı hiç tanımıyor. Baba da dedi ki, ben seninle kadar okumadım, ben senin kadar bilmiyorum. Tahsilim yokken bu zirveyi oluşturdu. Hadi şimdi bunun tepesine çık. Böyle bir şey. Böyle bir şey yok. Saati yazmadık hocam. Ona göre hareket edelim. 10:20. Böyle bir zirve var. Ve bu zirveye çıkıyorsunuz. Eğer buradaysanız şanslısınız. Çünkü neden? Buradaki bütün irtifayı siz kendiniz alacaksınız. Benim çocuklarım şanssız. Onlar buradan başladılar. Birisi buradan, birisi buradan, birisi buradan. Buradan ama dipten yukarıya çıkılması gereken zamanı yaşamadılar. Bilirsiniz ki koza, ipek böceğini oluşturan kozanın içindeki ipek böceği tırmalaya tırmalaya 72 saatte çıkıyormuş. Ancak sesi duyuluyor, bilim adamları inceliyor. Acaba biz buna bir iyilik yapsak, kozayı yarsak da çıksa bir an evvel, oh be, helal olsun size, kurtardınız der mi? Dememiş. Yarmışlar, çıkarmışlar. 2 dakika sonra ölmüş. Allah Allah, araştırma yapıyorlar. O 72 saatte kasları ve vücut organları gelişiyormuş meğer. O tırmalaya tırmalaya çıkışta bir program var. Bu nasıl böyle? Şimdi anladım ki buradaki geleceğin liderleri var. Liderlik. Liderlik yapmak istiyorsunuz. Ben öyle anladım. Yoksa sabahın bu saatinde kimse gelmez. Bir şey daha var. Tabii özel üniversite statüsünde olduğu için özel üniversitede keyfiyet daha farklıdır. Benim çocuklarım böyle yaptılar. Baba bizi yorma ya. Şu devlet okullarına girmek çok zor ya. Şöyle yandan bir girsek olmaz mı? Gir, tamam. Arayı kapatmak için 10 yıl gerekti. Samimiyetle söylüyorum. Ben bir sanayiciyim. Hem de çıraktan, bebeden yukarı doğru gelen bir sanayiciyim. Ellerim, kafam ve kalbimle çalışarak 63 yaşıma geldim. Bu sabah bile sporumu yaptım da geldim. Niye? Yapmadığım gün her şey ters gider. Sistem bunu istiyor. Neticede 210 mühendisimiz var. Yani bunların içinde her daldan 210 yüksek tahsil yapmış insanımız var dersek içindeki bütün branşlar girir. İçlerinde en başarılıları kim? En başarılıları Koza'dan 72 saatte çıkanlar. Peki hocam sen bize iyi şeyler söylemiyorsun galiba. Hayır. Gözlük numarasını değiştirin diyorum. Şimdiki baktığınız göz sizin gözünüz değil. Sizi yanıltan aklın size verdiği bir gözlük var. Görünmez bir gözlük. Öyle bakıyorsunuz. Bunu değiştirin. Ama ne güzel ki bu şartlar altında buraya bir liderlik anlamasını, bir liderlik kavramını pekiştirmek için geldiniz.
Ben lider miyim? Ben liderim. Nerede? Fabrikada. Nereye kadar? Bütün işleri CEO otoritesine devredinceye kadar. CEO'muz 10. senesini bizimle yaşıyor. Şükür ki çok kaliteli bir kişi. Çok üstad bir adam. Yani mesleğini bilen ve yapabilen. Genel müdürlerimiz ona bağlı. Çocuklar ne yapıyor? Alper 38 yaşında. Aslı 37 yaşında. Türker 33 yaşında. Ne yapıyorlar? Şimdiye kadar ne yaptıklarını ben de bilmiyorum. Ama şimdi öğrendim ne yaptıklarını. Artık yerini bulmuşlar. O dediğim 10 yıl kayıpla beraber. Kolay değil. Burada iyi bir liderimiz var. CEO'muz. Bize patron kelimesi yoktur. Neyin patronuyum ben? Ne demek patron? Patron diye bir şey yok. Var ama dünyada. Var o dünyadakilerin cirosuna bak. 5 milyar dolardan başlıyor yukarı doğru gidiyor. Bu Türkiye'de patron denebilecek. O klasmanda 50 tane adam bana göre yok. Ha, cirosuyla mı ölçtün? Hayır. Başka bir şeyi daha ölçmem lazım. Bilal Sabancı patrondur. Helal olsun. Niye? Tırmalaya tırmalaya yapmıştır. Ve her şeyi bilir. Neyi eline ulaştırdıysa yukarı çıkarmıştır. İşte bu patrondur. Başka olmayan bir patron adamın adını verseler veremem. Onu siz bulacaksınız. O sahada belli olur. Lider. Lider çok çalışkandır. Çok araştırıcıdır. Bilgiyi ve beceriyi hisseder. Yap ve hata yap. Hata yap ve öğren. Öğren ve başarılı ol. Bu bir sarmaldır. Özel sektörün içerisinde bunu çalışanına, yöneticisine aşılayan ilk kişiyim dersem, en azından bizim endüstri kenti Bursa'da dersem hiç yanlış değildir. Yap ve hata yap, hata yap ve öğren. Öğren ve başarılı ol. Bizim patronum hata yap diyor ya. Yap kardeşim. Kaç kere? Neden bu okulu okudun? Kaç kere hata yaparsın? Bir kere olur. İkinci kere soru işareti. Üçüncü kere inanır. Aynı. Kanatların uzun uçta geldi. Sistem kaldırmaz. Ama bunu çok iyi anlatmak ve eğitimle desteklemek gerekiyor. Lider anlayabilen kişidir. Zamanında, yerinde ve kalitesiyle anlamak, kaliteli anlamak. Çok sevdiğiniz bir radyo kanalı var. İstediğiniz müziği o periyotta sürekli size veriyor. Fakat araçtasınız, biraz şu oldu, bu oldu. O kaliteli müziğin kaliteli iletişimi tırk diye parazite takıldı. Aynı cep telefonda olduğu gibi. Böyle bir şeyi liderlik kaldırmıyor. İstanbul merkez. İstanbul'da bütün dünyadan gelen yönetici uzmanları, hatta onlara işte guru falan diyorlar. Doğru. Doğru. Ben Maslow'un teorilerini okudum. Edward Deming'i okudum. Öyle bir hazmetmişim ki böyle işte diyormuş gidin ya baba ya o kadar para verilir mi şimdi bak 2000 dolar alıyor falan. Mehnet yok. Da zorla varla götürüyoruz. Ne öğrendin? Ne? Sen merak etme. En sonunda ya bir özet yapsana bana. 6 satır. Lütfetmiş. Ya bunu 8 yapsan peki baba seni kırmaya. Hadi bunu bir sayfaya çıkar. Ya baba yorma. Ya 2000 dolar verdim ben. Sen biliyor musun ben ne kadar katlandım o adama? Bu çocuk. Sana İngilizce öğrettik. Sana Almanca öğrettik. Sana İtalyanca öğrettik. Sana bu donanımı verdik. Niye almazsın? Yavaş yavaş mücadele ettik. Sonra gelen raporların içerisinde ben bir şey gördüm. Allah Allah bütün
özet raporlarda Maslow ne dediyse 1900'lü yılların başında, Edward Deming ne yaptıysa ve bunun benzerlerinin teorileri tıpatıp yaşatılıyor. Neden? Gerçek bir tanedir. İnsanoğlunun tavrı hiç değişmez. Tarihten bu yana insanoğlu aynı yaratılışa sahiptir. Fark nerededir? Aldığı eğitim. Lider doğulur mu diyor bana. Ben bilmem. Lider olunur kısmıyla ilgileniyorum. Benim hiç ümit etmediğim böyle süprüm tüm sınıfın arkasında oturan bir arkadaşım vardı. Bu arkadaş gitti Almanya'da Ati Yatık kurdu. Almanya Türk İş Adamları Derneği kurdu. Ve baktım ki dünyada en özellikli tekstil yapan bir üretim alanı varmış. İlgi alanı varmış. Haberim yok. O da benim gibi sonra tesvih eğitimi aldı. Benim gibi model, ahşap, döküm, elektrik eğitimleri aldık biz eski tarihlerdeki endüstri meslek lisesi. O günkü sanat okulunun anlayışı buydu. Orta 1-2-3'te bunların hepsi alınır. Lise 1-2-3'te de bunlardan seçilmiş olan birisini yaparsın ve öyle üniversiteye gidersin. Muhteşem bir modelde ama şimdi yok. Bu arkadaş lider olmuş. Gene sakin duruyor. Allah Allah. Tabii benim arkadaşım gideyim bir konuşayım. Gittim, konuştum. Aynı mütevaziliğini koruyor. Fakat bütün çevresindeki Almanlar itaat ediyor. Nasıl etkiledim bunları? Onların liderine geçeceğim. Onların bildiklerini öğreneceğim. O bilgiye katkı koyacağım. Nereden alacağımı gene onlara soracağım. Söylediler mi? Söylediler. Türkiye'de o sesi söylerler miydi? Zorluyuz. Zor. Yapımız farklı. Neticede yine anladığımı söylemek istiyorum. Yani size bir anlamda bir saygı duyuşuna dair bir ifademi kullanmak istiyorum. Ekmek geldi, su geldi, olabilir. Ben öyle anladım. Öyle güzel üniversitenin genelde çocukların rahatlığı, kapitali, her şeyi var. Ama buna rağmen nasıl lider olabilirim diye geldi. Umarım doğru düşünüyorumdur. Olması gerekir. Ona göre cümleleri kurmaya çalışıyorum. İşinize döndünüz. Bir düzen kurulmuş. Baba, babanın kardeşleri ya da olabilir, çok aile ortaklığı olabilir, hepsi olabilir. Orada gerçekten liderlik gerekir. Çünkü kurucular zaten liderdi. Kurucular doğan liderdi. Neden? Çevresine bir takım insanları topladı. Milattan önce 2000 yılında bir adam, Seneca, bir söz söylemiş ve halen kuvvetle yaşıyoruz. Kardeşlerimi Tanrı yarattı, dostlarımı ben buldum. Tanrı'ya diyecek bir şey yok. Bunlar benim kardeşim. Ama dostlarımı ben buldum. Şimdi ben soruyorum, nasıl buldun? İltifat marifete tabidir. Yani sana birisi dost olmak için gelecekse senin yaptıkların onu getirmiştir. Ne yaptın da çevrene bu insanlar geldi? O zaman bakın liderlik yolunda yürüme vardır. Mutlak liderlik aramayın. Öyle bir şey yok. Aynen şeye benzer. Abi ben çok mükemmelliyetçi birisiyim. Neden? Nasıl oldu? Benim huyum, hadi lan öyle. Sen ortaokula giderken mükemmeliyetçilik diye bir ders var mıydı? Bir kavram var mıydı? Yok, sonradan oldum. Yok, sonradan olmuştun, olabilirsin. Ama mükemmeliyetçiye giden, mükemmeliyetçiliğe giden yol vardır. Mükemmellik sonuçta çok üst bir kavramdır. O evreni yaratana aittir. O başka bir şey. Burada da liderlik, lider, evet şu lider, bu lider, siyasette lider, iş alanında lider, öğretim, eğitim alanında lider. Hah! Siz galiba gördünüz az evvel kim vardı orada? Bilgin Tahtaloğlu vardı. Bilgin Hoca. Türkiye'de CAD, CAM, tasarım
felsefesini uygulamasıyla oturtan ODTÜ'nün ya da Türkiye'nin yıldızı. Bortlardan benim geleceğimi öğrenmiş, koşmuş buraya gelmiş. Benden yaşı da büyük, emeği de büyük, değeri de büyük. Her şeyle benim üzerimde yıldız bir insan. Bir gördüm, titredim. Ben doğal olarak buraya geldiğini, burada bir sebeple bulunduğunu zannettim. Oysa ki sadece beni görmeye gelmiş. Bu adam gelir. Yine az evvel bir şey konuştuk. Serinç hocam dedi ki, işte biraz azız bugün galiba dedi. Hayır dedim, bir tek kişi olsa, bir tek kişiye faydam olacağını bilsen, yine dünkü gibi kalkar, aracımla gelirim, akşam dinlenirim, sabahleyin ayık kafayla o hizmete gelirim. Ben bunu yapmak istiyorum. Parasal bir ihtiyacım umurumda değil. Gerek yok. Daha çok kazanacaklarsa onlar kazansınlar. Yatırım yaparlarsa yapsınlar. Ben geziyorum. Hatta ne kadar üniversitelere gidiyorsam o kadar da meslek okullarına gidiyorum. Neden? Neden? Boş başa sallanır. Maalesef eğitim sistemimizde boş başaklar. Dolu başak gelir. O başağın içerisinde bir şeyler söylemek için. Neden? Mezun olduğu gün üniversite hayali var. Hayır, senin girme oranı zaten %1,5'un içinde. Yani senin bir meslek adamı olman gerekir. Abi bana bunu söylemezler. Birisi ah kafama benim. Birisi deseydi yapardım. Yapmazdım gene. Yapmazdım ama yapma adayı olanlar var. Onlara gidiyorum. Bundan 10-12 sene, 15 sene evvel, hatta 20 sene evvel. Ben 86'dan beri bu görevi yapıyorum. Bu tip gençlerden bazıları ummadık yerde karşıma çıkıyor. Ben senin sayende bugün şuradayım. İşte ben görevimi yaptım. Serbest eğitim ya da hayat boyu eğitim alanında görev yapanlardan birisi olmak istiyorum. Bana işte şeyde özgeçmişinde şu var, bu var, bu var, bunu yapmış. Yaptık Allah'a şükür. Ne yapmak istiyorsun bundan sonra? Büyüyünce tır olacağım. Yani toplum öğretmeni olmak istiyorum. Her yerde bir şey anlatıyorum. Her toplumda özellikle gençlere ilgi duyuyorum. Merhaba, nasılsınız? Ne iş yapıyorsunuz? Ya diyor, okula gidiyorsun. Hangi misin şu buraya gidiyorsun? Bu ne hava? Diyemiyorum. Harikasın, çok iyisin. Umarım ki bir an evvel üniversite biter, hayata atılırsın. Tabii. Soruyor. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben sizi bekliyorum. Nerede? Dükkanın kapısının önünde. Ne diye? Bitirdiğin gün kanatları açıp geleceksin ya. Kapıyı açıp tutayım da gel. Hiç öyle bir şey yok. Kimse kimseyi beklemiyor. Ben bakıyorum son 5 yıldır bizde göreve alınan mühendisler ve o grubun insanına muhakkak 2 fakülte istiyorlar. Muhakkak 2 lisan istiyorlar. Muhakkak. İkisini de iyi bilecek. Neden böyle yapıyorsunuz? Gençliğe zulmediyorsunuz. Hayır abi, biz etmiyoruz. Patronumuz Hans. Çok iyi bir otomotiv firmasıyız. Türkiye'de 3. büyük ana yan sanayiyiz. Devasa güzel işler yapıyoruz. Türkiye'de iyi marka olan ilk Türkiye'nin bilinçli üretimi Eurosit. Beni de diyebilir. Her gıda, süper. Makinelerin hepsini kendim yaptım. Sistemin içinde değilim. Benim ayrı atölyem var. Orada bundan yapıyorum. Ne zaman uyuyorsun? Kolay. Bahçeye çıkıyorum. Eve gidiyorum. Gecenin kalkıp da gezebiliyorum. Benim işim kolay. Şehre trafiğe girmiyorum. Başka? Mühendislik lastikleri üretiyoruz. Şu anda 120 robotumuz var. 300 robota ulaşmak zorundayız. Tanesi 400 bin euro. Donanımıyla beraber. Tek robot bir işe yaramıyor.
Şöyle markalı bir giyime git bakalım kaç tane maaş gidiyor. Yani bir pantolon, bir asgari ücret. Robotun da pantolonu böyle. Hiç robot gördünüz mü? Son. Gördünüz mü? Nasıl çalışıyor? Nasıl kaynak yapıyor? Nasıl birleştirme yapıyor? Robotun etrafında 11 tane istasyon var. Her istasyona parçayı dolduracaksınız. Doldur boşalt magazinden tak 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 o da geliyor tık 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 dönüyor. 8 eksende kaynak yapıyor. Sonra kaynak yaptığı zaman da bir selam veriyor. Yaptım, işi bitirdim diyor. Selam vermezse eğer beyin diyor ki arıza var. Bir yerde iki saat birbirine kaynak olamadı. Yahut da argon kaynağı, gazaltı kaynağı yapıyorsa orada bir yerde muhakkak bir englisyon boşluğu var. Onu da haber veriyor. Görevini yapamamış, söylüyor. Acaba hatlarda çalışan benim Mehmet oğlu Mehmet bir hata yaptığı zaman söylüyor mu? Hayır. Hayır. Bu mezun oğlu da söylemiyor. Yani insanoğlu bunu anlatmıyor. Bizim liderlik konusundaki bilgilerimiz nereden geliyor? Endüstride. Yok. Bak. Gördün mü? Liderlik oluyor. Sıcak. Hocam burada çok sıcak yani. Şimdi adam diyor ki ben sizin yanınızda, sizin karşınızda konuşurken çok heyecanlanıyorum. Artist. Ama ben gerçekten heyecanlanıyorum. Niye? Bir şeyi atlamayayım diye. Kendi içimde dert yapıyorum. Sıralamayla atladım. Yoksa ben size çalışırım, önüme çıkarırım. Sonunda amin. Allah selam etmesin. Yok böyle bir şey. Girişimi yaptım. Liderliğe yaklaştık. Dedik ki ben nereden öğreniyorum? Ben de etraftan öğreniyorum. İlgisi olanın ancak bilgisi olur. ...1991 yılında çok kalabalık bir grup oldu ve o günkü tecrübeme göre o kalabalığı görünce adeta apıştım. 150 kişi. Ha şimdi İstanbul Üniversiteleri 600 kişi ve yukarısı çıkıyor. Neden? Markayı tanıyorlar. Koşma var. İnşallah burada da bir daha sefere böyle olacak. Şimdi her şeyi soruyorlar, her şeyi bekliyorlar. O gün kendime göre bir takım başlıklar yapmıştım ama hepsini kenara bıraktım. Kendiliğinden gelişenler asıl dersin, asıl hitabetin, asıl beklentinin kendisidir. Söylemişim, bir cümle söylemişim. Kim nerede ne yapıyor, neden, niçin, nasıl, kiminle nereye kadar? Bu benim patentim. Kim ne iş yapıyorsa, ister hukukçu olsun, İster dişçi olsun, ister bilinen neyi üretsin, ister hizmet üretsin, versin. Kim nerede ne yapıyor? Bunun cevabını verebiliyor musunuz kendinize? Yaptınız mı bu dersinizi? Kim nerede ne yapıyor? O senin rakibin çünkü. Neden yapıyor? Niçin yapıyor? Nasıl yapıyor? Bunu da yazacaksınız, oturtacaksınız. En son soru, soracağınız soru, kiminle nereye kadar? Kaktüs. Acayip liderdir. Yanına yaklaşamazsın, dikenleri kalır. Hiçbir işe yaramaz ama o kuraklığın lideridir. İsmi kaktüs. Böyle bir liderlik yok. Kiminle nereye kadar, kiminle nereye kadar dediğiniz anda liderin bütün vasıfları burada gelişir. Kiminle nereye kadar? Herkesle der ama seçicidir. Ortaklığı kimine yapacaksın? Efendim, hangi kitleye mal ve hizmet üreteceksin? Hangi pazarlarda ne yapmak istiyorsun? Kabiliyetin nedir? İşte kiminle nereye kadarın anlamı bu. Şimdi bakıyoruz. Anadolu atasözlerinden bir tanesi vardı. Ummadık taş yarar baş. Ne kadar basit. Köylü sözü değil mi? Bu bir mecaz. Aslında olumlu yönde söylüyor. Olumlu yönde bakmayı da özetliyor.
siz o olmadık taştan birisi olmaya adaysınız. Aday olmalısınız bugünden. Ya da belki daha önce yazımdan bu özelliğiniz var ki buraya gelmeniz. Bundan sonra giderken işte o formülle gidiyorsanız şayet karşınıza vakalar çıkacak. Sizin yarattığınız vakalar çıkacak. Başkasının yapmış olduğu, hatta tekrarlayıp batmaya aday olduğu gidişi vardır. Onu da görürsünüz. Çünkü gözlem. Esas olan gözlemdir. Bu gözlemin içerisinde dedikoduya, mişlere yer yoktur. Sadece çok az soru sorabileceğiniz çevre vardır. Ama algılamanın antenleri iyice açık olacaktır. Algılamanın bir numaralı kuralı göz göze gelebilmektir. Ya göz göze gelemezsen yakınında olmaktır. İlla bir yörüngede olmak gerekiyor. Bir önemli nokta. Siz hiç üretim alanı gördünüz mü? Üretim alanı gördünüz mü? Genel otomasyon sistemi. Bölüm ne bölümüydü Sayın Hocam? İşte hepsine ihtiyaç var. Lütfen bunu görün. Fabrika gezisini çok önemsiyorum. Bizim şirketler grubumuzda her hafta iki fabrika gezi yapar. Hatta yabancılara bağlı olduğumuz için onların audit anlayışında bir yasaklama geldi. Biz onlara itaat ediyoruz. Onlar bizim patronumuzun. Kimler? Global akıl. O Hans dediğimin hepsi. Biz de özel izin alıyoruz. Ben kendi fabrikama, kendi öğrencilerimi, kendi evlatlarımı getirmek için izin alıyorum. Fabrika görün, iş yeri görün, küçük bir üretim görün. Mal ve hizmetin üretildiği her yere girin. Hizmet nerede üretiliyor, nerede üretilmiyor ki? Çay aldınız, çayın tabağında çay fazlası var. Hizmet aksıyor. Çay aldınız, bardak harita. Olmadı. Bozuk para veriş şekline kadar her şeyi gözlüyorsunuz. Bunun böyle olmaması lazım. Önce bunu bir reddediyorsunuz içinizde. Hayır, ben bu hizmeti almak istemiyorum. Paramın karşılığındaki hizmeti almak istiyorum. Ne yaparsınız? Kaliteli bir yere gelirsiniz. Ama o yer uzak. O zaman burayı kalitelendirirsiniz. Ama beni dinlemiyor. Şimdi liderlik başladı. Nasıl dinletirsin peki? Nasıl dinletirsin? Söylerim, bir daha söylerim, bir daha sonunda kavga edersin. Kötü olursun, o çaycıyı da kaybedersin. O zaman şunu biliyor musunuz ki uzaya çıkan araçlar belli bir açıda çıkarlar. Girirken de 17 derece 11 dakika şu kadar saniyelik giriş açıları vardır. Onu kapatırsa atmosfer çarpar, uzaya kayar. Onu yükseltirse çok hızlı iner, erken yanar kabukları. Uzay aracının bir bıraktığı elbisesi var. Nereye benziyor? Hizmeti veren kişiye yaklaşımından doğuyor. Liderlik öncesinde yapılması gereken şeyler var. Nedir? Eğitimci olabilmek. Kimi eğiteceğiz? Çevreni. İş yerine gittiniz, iş başı yaptınız. Başkasının fabrikasına ya da sizin fabrikanızı fark etmiyor. Bir nosyon sahibi olacaksınız. Etrafınızda 5 kişi ya da 50 kişi ya da daha fazla olabilir. Orada çok saksı var. Allah muhafaza, üniversite görmüş yeni bir saksıya ihtiyaç yok. Ne yapacağız? Giriş açısı. Önce yönetim bilimi. Sonra Ar-Ge. Ne Ar-Ge'si? Düşünce Ar-Ge'si. Fikrim var. Paylaş. Ya çalarsa? Yok böyle bir şey. Fikrim var. Söyle. Ortağını bul. Uygula. Ama param yok. Ama bana izin vermiyorlar. Ama yok. Ama yok. Bu fikrini dosyalandır.
Çünkü esas olan fikirdir. Şimdi Gezi ve İnceleme Kolu vardı okulda. Ben 68 mezunuyum. Gezi ve İnceleme Kolu'na dediler ki sen liderlik yap. Bütün her konuda liderim ben. Lidermişim ya da hocalarımı görüyor. Ve meslekler grubunda da okul birincisi olmuşum. Her sene arka arkaya böyle bir şartlarda Gezi ve İnceleme Kolu başkanı yap. Kolay yaparız dedik. Anlatamadık ki ben nereye gideceğimizi, nasıl yapacağımızı. Fiyat alıyoruz, otobüs buluyoruz, bilmem ne. Herkes geliyor, geliyorum dedi. Sonunda 12 kişiyle yola çıktık. Otobüsün parasını benim babam ödedi. Sınıfta kaldım. Hani nerede ya liderlik? Demek ki liderlik için insanı tanımak lazım. İnsanın yanında olmak lazım. 1900, bilmem milattan sonra bir tarihte okuldan kaçtık. Birkaç arkadaş. Yağmur da yağıyor. 1 liraya sinemaya gidiyoruz o zaman. Gittik. Biz bekliyoruz ki o günün meşhur, Herkül, Masist, Ben Hur, bilmem ne böyle acayip vücut geliştirme göstergeleri olan bir filmler modaydı o zaman. Ona gideceğiz. Meğer film o gün değişmiş. Pecos Bill gelmiş. Pecos Bill. Hiç tanımıyoruz adamı. Sokağa çıksan yağmur var, içeri girsen Pecos Bill var. Neyse, Pecos Bill'e girdik. Hayatımın bir numaralı dersini 13 yaşında aldım. Neydi? Bildiğim bir Amerikan kovboyu. Kovboylar iki türlüdür. Hele daha böyle eskiye dayanan izahatlarında hak ve adaleti arayan, kanunu tek başına temsil eden filan. Kötülerin karşısında, iyilerin yanında. Hoşlandık. Film yürüdü, başladı gitmeye. Kovboy kendi çiftliğini yönetiyor, kendi çiftliğindeki işleri yapıyor ve koruyor. Çok da ünlü birisi hemen ders veriyor. Çok hızlı. Fakat komşu çiftlikten bir çocuk geliyor. Jack. Hey Bill, beni alsana yanına. Ne yapacaksın? Senin gibi kovboy olacak. Hayır. Benim gibi üretken olacak mısınız? Tamam işte ondan olacağız. Jack başlıyor. Daha birkaç gün oluyor. Bill onu yetiştirdi. Efendim ata bindirdi, kemen atmayı öğretti, silahı tanıttı, mermiyi tanıttı, tehlikelerini tanıttı. Şunları şöyle yaparsın, o kadar şişe vurdurdu filan. İki ay hizmet verdi. Bunları bil, hadi şimdi işe gidiyoruz. Gidelim ama bil, ne zaman adamı öldüreceğiz? Neyi? Kötülerin dersini verelim. Ya bir dakika. Biraz daha zaman geçiyor. Hadi bil gidelim, hadi gidelim. O anda da olay yok. Fakat bir gün filmin içini anlatıyorum. Bir Jack koş diyor, silahları her şeyi al diyor, atı gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Gidiyoruz. Bekleyip gidiyorlar. Allah heyecan var. Fakat karşıdan da bir bulut geliyor. Devasa bir bulut geliyor. Çabuk diyor in, atı şuraya bağla, önlerinde bir sütre var. Sütre gerisi yani bir tepecik var. Şuraya bir yatalım da bakalım ne geliyor. Ne geliyor ki? Binlerce bizon sürüsü üstlerine doğru geliyor. Jack'in tavrı ne? Bin kaçalım, bunlar bizi öldürecek. Ben sana ne öğrettim? Kaçmak yok. Ama bunlar kovboydur. Hayır. Ata biniyor. Ve yavaş yavaş bir U dönüşüyle bu sürünün arkasına geçiyorlar. Onlarla beraber aynı yönde koşmaya başlıyor. Onlarla beraber ses çıkarıyorlar. Onlarla beraber gürültü, toz içerisinde eğer ki yol sapıtan varsa işte azıcık havaya el atışıyor falan. Soruyor, bir nereye gidiyoruz? Bizim avlar. Bunlar içinden serbest sürü. İkna ettiklerimizi, yani beraber koşarken sizdeniz diye ikna ettiklerimizi bizim oraya götürüyoruz. Ve ağız doluyor. Film bu kadar. Ertesi gün okuldan kaçanları baş öğretmen vardı o zaman. Okul müdürü yoktu. Sıraya dizildik tesbih sahneleri. Kaçtınız, ceza şu bu filan falan. Elimi kaldırdım. Hocam ben bir şey söyleyeceğim.
Şöyle bakalım dedi. Sen de oradan bir ders aldın. Ne ders aldın? Bu anlattığımı anlattım. Vay. Siz anladınız mı? Anlamışız herhalde. Oldu. Neyse. O cezadan o gün yırttık. Ama ne oldu? 13 yaşından 17 yaşına kadar gelecek son sınıfa kadar bana bunu anlattırdılar. Bill ve Jack ne yaptı? Şimdi buradaki Jack rolleri yerine koyarsak sizsiniz. Bill benim taraf. Yani işi doğru anlamak. Doğru kişilerle olmak, doğru yerde olmak, doğru zamanda olmak ve doğru eğitimleri almış olmak. Eğitim veriliyor. Devlet her şeyi vermiş. Özel sektörde böyle şık okullar yapmış. Anne baba da paraları vermiş. Şimdi hizmet bekleniyor. Kaçıncı sınıfsınız? Son. Son. Helal olsun. Yarın sabah okul bitti. Şimdi karşılıklı konuşalım. Söyleyin lütfen. Nereye gideceksiniz? Önce işleri hazır olanlar, babasının ailesinin işleri hazır olanlar söylesinler. Buyurun lütfen. Kendi babamı. Ne konusu ne? Demir çelik. Demir çeliğin nesi? Üretimi. Hattihane. Evet. Helal olsun. Meslektaşız. Peki hattihaneye hiç gittin mi? Ben gittim. En önemli şey ne orada? En önemli kısım neresi? En önemli kısım. Demirin ocaktan çıkması. Sonra devam et. Şekil alması. Şekli veren nedir? Makaralar. Değil mi? Kalıplar. Makaraları yapmaktır. Demiri herkes eritiyor. Ama o makaraları yapmak istediğin hassasiyette üzerine cürüp olmadan yılan kahve olmadan dümdüz içindeki halitası yani katkısı yerinde olan mükemmel bir meslek. Başka lütfen mezun olduğunda kendi işini yapacak olan başka arkadaş rica etsem. Lütfen buyurun. Gayrimenkul sektörü. Duyamadım. Gayrimenkul sektörü. Çok iyi. Yani hizmeti. Günün sektörü. Bu hizmeti çok dostça konuşalım. Piyasanın geneli doğru yapıyor mu? Hayır. Doğru yapıyor, tek taraflı doğru yapıyor. Dükkan tarafıyla doğru yapıyor. Yani gayrimenkul hizmetini nasıl eleştirdim ama? He? Sen de beni eleştir. Niye bunu ortaya koyuyoruz? Zannediyorum ki senin yönetimindeki, babanı karıştırmıyorum bak, babanı söylemiyorum. Çoğunluğu dedim. Orada en çok şunu dikkat edeceksin diye düşünüyorum. Kime ne satıyorsun? Hangi hak hukuk kurallarıyla? Doğru mu? Sonunda para kazanacaksın. Bizim töremiz, terbiyemiz, dinimiz, aidiyetimiz bunu bize söylüyor. Başka kendi işine gidecek olan arkadaşlardan? Otomotiv. Nesi? Otomotiv. Servis. Servis. Bak burada da sıkıntılarımız var. Servislerde. İşin içine giriyor musun hiç? Bakıyor musun? Arada. Gir bak. Bir de komşunun servisine gir. Bir de duyulanları toparla. En zor sektöre giriyorsun fakat yıldızın çok parlak olacak. Ben falcı değilim. Eğer işi doğru yaparsan. Anlatabildim mi? En zor sektörlerin en söz buradan dışarı. Düzenbazların içine bile korkmadan gir. Niye? Siz doğruysanız sizi bekleyen çok müşteri var. Bir örnek daha vardı. Kendi işine dönecek olan, kendi işinde başlayacak olan. Peki, kendi işinde değil de başka yerde çalışmak söz konusu oluyor değil mi? Onu nasıl yapacaksınız? Diploma elde, her şey bitti. Beyler de askerleriyle yaptı geldi. Fikriniz nasıl? Konuşalım şimdi. Nasıl? Ben şeyi anlamadım ama. Diplomayı aldınız. Okul bitti. Bütün bağlar bitti. Askerlik de yapıldı. Sizin aldığınız eğitimin bir alanına gidiyorsunuz. Bu bir işletme, bir fabrika olabilir. Bir şey büyük bir de olarak küçük olarak hiç fark etmez. Nasıl olacak? Giriş nasıl? Nereden başlayacak?
İşte bir şirkete görüşmeye falan gidiyorsunuz. Önce görüşmeye gidiyorsunuz, mülakata gidiyorsunuz. Evet. Peki mülakatın nasıl sonuçlanacağına ait fikriniz nasıl? Mesela sizin gibi bir babam varsa, tanıdığı çoksa, ben mülakatı geçerim. 10 puan verdim. 10 puan verdim, helal olsun sana. Benim gibi bir baban yok. Mülakatı şey yaparım herhalde. Büyük ihtimalle geçemem ama eğer üniversitede iyi bir eğitim aldıysam, bilgi birikimi ve entelektüel seviyemi doyurursam herhalde geçerim diye düşünüyorum. Madem yazıyorsunuz yaz onu. Her yiğit kendi torpilini kendisi yaratır. Nasıl? Güzel. Paspas olacaksın. Ben neler sorgudum, ne paspası olacakmışım? Nereden çıkardım bunu? Ama size bu bulutların habercisi hiç kimse olmuyor. Size hep parlak şeyler söylüyorlar. Böyle bir parlak şey yok. Kendi yıldızınızı kendiniz parlatacaksınız. Yine piyasada geçerli bir şey söyleyeyim size. Hatır için adam alınır, hatır için adam tutulmaz. Hatır için adam belki 30 gün, en çok 15 gündür, belki 30 gün. Niye? Bunun kaderesi SGK'sını, şusunu, busunu, busunu ödeyecek, bir de eline para ödeyecek. Söz gene buradan dışarı. Çocuk havaya bakıyor. Olmadı. Olduğunu düşünelim, süper. Ancak mülakat sayısı herhalde çok olacak. Bekleme zamanı olacak. Hızrak çuvala girmez değil mi? İş alemine bir bakın bakalım. Bütün analizlerde yayınlanıyor. İşsizlik yüzde kaç? Bilginiz var mı? %9.5 diyor değil mi? Yanlış. 91 diyor. Hiçbir siyasi erk gerçekleri söylemez. Bak, devleti temsil eden hükümetlerdir. Hükümetlerin partileri, iş başına gelir, partilerin oy sahipleri biziz. Biz kimi istemişsek onu getirmişizdir. Demokrasi budur. Değişik zamanlarda, çok değişik anlayışlara sahip birçok parti hükümet olup devlet etti. Devleti temsil etti. Ama işine gelmeyen analizleri sunmadı. Mesela enflasyon kaç? Yüzde kaç enflasyon? Bilen var mı? 10. Tamam, 10. Peki, enflasyonun nereden oluştuğunu konuşalım. Hangi pariteler oluşturuyor? Bilginiz var mı? Enflasyonu kim oluşturuyor? Devlet İstatistik Enstitüsü diyelim ona. Nelere bakarak oluşturuyor bu sene enflasyon? Nedir? Bilginiz gerçekten var mı? Patatese mi bakıyor? Başka? Pazarda satılanlara bakıyor. Başka? Ottan yoncadan işlere bakıyor. Ben öyle görüyorum. Her dönemde böyle. Enflasyon diyor bu kadardır. Dönün bakalım eve. Ortalama bulunduğunuz ayın bir yıl gerisine gidin. Ya da yıldan yıla takvimlere göre gidin. Doğal gazın aldığı zamma bakın. Benzine bakın. Diğer ev yapmak için kullanılan tuğlaya, çimentoya bakın. Onlara baktığınız zaman bu enflasyon başka bir şey söylüyor. Alım gücü gittikçe düşüyor. Ama olsun, Türkiye'nin kişi başına gayri safi milli hasılat toplamının ortalaması 10.000 dolar dediler. Helal olsun. İhracat ne kadar arkadaşlar, bilen var mı? Geçmiş yılın ihracatını 80. 8. ayda, 9. ayda 80 dediler. Bu yılda 125 olacak. Helal olsun bize. 125 milyar dolar para geldi. Affedersiniz ama ihracatın ikame malları, ithal girişleri yüzde kaç? Bir buna bakacağız. İkincisi, ne yaptık? Turizm.
Turizmden elde ettiğimiz para kaç? 14, 16, 17, 20, 22. Söyleyin bir şey. Hepsini toplayın. Gelelim zor soruya. İhracatlı bir şey, ithalatımız ne kadar? İthalatın ihracatı karşılama oranı. Daha doğrusu ihracatın ithalatı karşılama oranı. Yani senin siperler gelen kurşunlara ne kadar dayanıyor? Çünkü ithalat 240 milyar dolar. Siper biber yok. Arayı neyle kapatıyoruz? Arayı dış dünyadan borç alarak. Kim yapıyor bunu? Her gelen hükümet böyle yapıyor. Hükümetleri kötüledim mi ben şimdi? Hayır. Hayır, mercek altına aldık. Hükümetleri biz göreve getiriyoruz. Ben milletvekilliği yaptım. Benim yine o kubbede, o mecliste, kutsal mecliste kalmış bir sözüm var. Milletin vekili milletin kendisi gibidir. Var mı buna itiraz eden? Diyorlar ki, efendim biz özgür iradeyle milletvekili seçmek istiyoruz. Kusura bakmayın ama seçemezsiniz. Niye? Kavga edersiniz. Çok kan çıkar. Ama bu adam tek başına işte onları koyuyor ortaya. Bakalım ben ona oy verecek miyim? Ver ya da verme. Böyle bir demokrasi, kötünün iyisi bir demokrasi var. Buna şükredelim. Benim şahsi terbiyem şunu söyler. Hiçbir partiye hiçbir laf söylemem. Hiçbir hükümete hiçbir laf söylemem. Parlamentoya asla laf söyletmem. Niye? Milletin aynası orada. Herkes bunu doğru anlasın. Sevmesem, istemesem, oy vermesem de seçilmiş kişiye esas duruş, saygı duyarım. Ona hizmet etmem lazım. Neden? Kütülemekle bir yere varılmaz. Konfüçyüs bize ders bıraktı. Karanlığa küfretme, bir tane mum yap. Bunu yapmak zorundayız. Ona itaat etmek zorundayız. Ne zamana kadar? Daha iyi bir yönetim gelene kadar. Daha iyi bir yönetim geliyor mu? Geliyor mu, gelmiyor mu? Tartışmasından ziyade. Biz ne katkı koyuyoruz? Sizin bir yağmur damlası olarak, fert olarak yaptığınız önemli. Bir Alman atasözü var. Çok yerinde bir söz. Her fert istemedikçe ülke kalkınamaz. Her fert istemedikçe. Benim annem de mi dahil? Annem de dahil. E ne yapacak? Beni iyi terbiye edecek. Çocukluktan beri. İyi ahlak verecek. İyi giydirecek, iyi bir sıhhat temin edecek. Anne. Bir numaralı sorun da anne. Bunların dışında ne yapıyor? Bunların dışında fecaat işler yapıyor. Benim çocuğum. Ya bir dakika. Sözü ben, Türkiye'nin ya da insanlığın yansıması olarak kullanıyorum. Müesseseler, aile, bir numara müessese. Anne çocuğu çok koruyorsa, anne çocuğu çok üstüne düşüyorsa, ben gezmedim o gezsin, ben yemedim o yesin, ben giymedim o giysin, ben yaşamadım o yaşasın. İyi de anneciğim, desene bir kere, ben çok çalıştım, sen de çalış. Film burada kopuyor. Ülkenin kalkınması evden başlıyor. Kesinlikle. Derlerdi ki eskiden sokaklar, tek katlı evler, işte eski zamanlarda evin önü süpürülmüş mü oraya bakın. Kime? Kız istemeye gidenler. Duymamış olabilirsiniz. Başka? Evin içine girdiğiniz zaman terlikler, ayakkabılar çok düzenli sıralanmış mı? Diye bakılırdı. Geldik istiyoruz Allah'ın emri, aldık gittik kahve içtik. Böyle bir şey yoktu. Her şey bir şeye dayanıyordu. Şimdi kalabalıklaştık. Çok fazla uğraşımız var. Çok fazla internetimiz var. Teknoloji, high teknoloji. Muazzam bir şey. Son 4 ayda mı, kaç ayda 5 milyar dolar verdik hocam? Bu son Ağustos'tan bu tarafa 5 milyar dolar telefona para verdik. Almayalım mı yani şimdi? Bir telefonumuz da olmasın mı? Bunun yanında bir iPad'imiz olmasın mı? Helal olsun. Helal olsun ama bu dünya rekoru. Bu garip bir rekor.
Şimdi benim bakıyorum torunum 12 yaşında çok süper bir çocuk. Ne? S3. Pazarlık S2. Nasıl olacaksın? Çalışacağım abi gene. Peki git. Nerede çalışacaksın? Plastik fabrikası. Ne yapacaksın? Operatörlük parçayı alacağım işte kalitesinde şu. 1,5 ay çalıştı. Yazayım. Hak etti. Tamam. S2'ye pazarlık. S2'yi aldık. Koyduk. Tam aradan okul başladı filan. Ve baba, bu benimki S2'ymiş. Arkadaşım da iPhone bilmem ne var. Sonra iPad lazım. Sonra o lazım, bu lazım. Peki hadi alalım oğlum. Sonra sen ne yapacaksın? Çok çalışıyorum baba. Büyük baba. Neden? Nerede çalışıyorsun? Garip garip sitelerde, garip garip şeyler orada. Dersi kim yapacak? Şimdi sıkıntımız bu. İlkokul 4. sınıfta hatırlıyorum. 58, 59 senesi. Çok uygar bir adamdı bizim okul baş öğretmenimiz. İsmail Hakkı Taylan. Muhteşem bir adamdı. Çocuklar dedi, televizyon diye bir şey duydunuz mu? Ben duymuştum. Nereden geldi bilmiyorum ama bir yerden duydum. Televizyon diye bir şey var. Böyle bir kutu, önünde cam var. Orada her şeyi gösteriyor. Öğretmenim nasıl gösteriyor, nereden gösteriyor, şuradan gösteriyor. Herkes televizyonu görmüş gibi olduk. Mutlu olduk. Fakat ben size bir şey söyleyeyim mi dedi. İngilizler bu kutuyu atmak istiyorlar. 58'deki bir söz bu. Neden hocam? Çok meşgul ediyor, insanları bağlıyor. Onların çalışma saatlerinin bir dakikası bile çok kıymetli. Endüstriyi engelliyor. Adam bunu söyledi. Ha şimdi ne kadar doğru, ne kadar değil. Yalan mı? Doldu. Kanallar, şunlar, bunlar, dünya. Bunu takıyorsun. 3800 kanal birden geliyor. Yapacağım bir şey kalmıyor. Vaktin varsa yap. Bunun içinden çıkan şey şu. Ülkede işsizlik yoktur. Mesleksizlik vardır. Biz öyle adamlar arıyoruz ki o adamları bulamıyoruz. Yok. İnstron deneyleri için adam bulmamız lazım. Japonya'ya eğitime gönderiyoruz mühendisimizi. O eğitimi aldı ya, 150 lira farkla komşuya atlıyor, pist gidiyor veriyor. Bir tane daha et. Bir tane daha et. İnstron tezgahımız, yani çekme uzama kat sayılarını ölçeceğimiz tezgahımız adam değiştiriyor bile. Kuyular değişiyor. Çünkü kişinin kendisine göredir cihazların verimliliği. Nasıl bakarsan öyle bakar. Nereden öğreteceğiz? Benim üniversiteler yetiştirmemiş ki. Efendim fizik mühendisi. Gelip fabrikada çalışacak bir tane fizik mühendisi bulamıyoruz. Niye? O fizik mühendisi, fizik mühendisi. Sorarsan, biraz daha kurcalarsan, Einstein'ın son torunu. Öyle görüyor kendisini. Gel çalış. Malzeme laboratuvarında çalış. Çok sıkıcı abi. Neresi? Niye sen fizik okudun o zaman? Basit bir şey söylüyorum ya. Bizim bürosite şu yüzey testleri var. Aşınma testleri. Onlar için adam tutamıyoruz. Çok sıkıcıymış. İyi de sen onun içine girsen, o işi doğru anlasan, ona ait reçetelere ulaştırsan, geliştirsen, gidip bununla ilgili fuarlara katılsan, biz gitmeli mi deriz? Sürekli bu hizmeti yapsan, insanlık çok şey kazanacak. Bunun neresi sıkıcı? Tembele iş buyur, sana akıl öğretsin. Öyle bir akıl öğretiyorlar ki şaşarsın. Bir de doğru söylüyorlar. Yahu söyleyeni değil, yapanı istiyoruz. Şimdi arkadaşlar, yarın mezun oldunuz. Ne yapacaksınız? Önce bir iş lazım. Liderlik. Neyin liderliği söz konusu mesela? Yani bir konuşuyoruz, havaya konuşuyorum. Liderlik, liderlik, liderlik. Avcılık, atıcılık liderliği mi? Beni ilgilendirmiyor. Onu yapabilirsiniz. Onun için hiç böyle bir eğitime gerek yok. Niye? Vurursun kendini bayırlara, çayırlara. Gidersin, öğrenirsin, yarış yaparsın. Bir şekilde olur. O değil. O değil. Bizim global üretimde, global dünyada yerimizi alacak olan, bize yerimizi verecek olan toplam eğitimin
içindeki bir tek faslı bu. Mesleğini iyi yapmak, dürüst olmak, yerinde olmak, bağlı olmak, efendim, sadakat, sadakat. Birisi bir gün dedi ki, sen tabii patronsun dedi, patronlara sadakati anlatıyorsun. Dedim ne kadar patron varsa gözü çıksın. Pis kapitalistler. Oh, rahatsız çocuk. Ne diyemem şimdi, onun anlayışı öyle. Ama böyle bize gelip de, bizim fabrikamıza böyle gelip de, fabrika müdürlüğüne çıkmış, örnek var. Ne oldu? Necmettin Hocam, bu kapitalistler ne yapıyorlar? Gülüyor, acı acı gülüyor. Niye? Çünkü iş anlaşmalarına, iş görüşmelerine, teknolojik gelişmelere ben gitmiyorum, o gidiyor. Onu kıyma makinesinden geçirir gibi geçiriyorlar dışarıda. Öyle bir eziyorlar, üzüyorlar ki arayı kapatması lazım. Aksi halde kapının önünde onun işini kapmaya hazır yine birileri var. Biz buna liberal ekonomi diyoruz. Kapitalist düzende liberal ekonomi. Liberal ekonominin içerisinde lider çok kolay olunur. Çok kolay olunur. Kuralları çok basittir. Ama çok zor konulur. Her şeyde olduğu gibi. O üçgende zirveler çok bulutludur. Çıktıkça bu zirvenin bir yerine geliyorsunuz. Ortalarına değil, daha buraya çıktıkça aşağıdakileri görmüyorsunuz. Aşağıdakiler size diyor ki ulan hıyara bak. Adam oldu bizi görmüyor. Çıktıkça bırak onları görmeyi, bu sefer rüzgar artıyor. Bulut artıyor. Bulut bir çekiliyor, güneş yapıyor. Otlar gitti, ağaçlar yok, kabak gibi meydandasın. Yani ister istemez sahnedesin. Ben evde çok güzel şarkı söylüyorum. Eşim de benim iyi bir ses uzmanı. O sahnede söyleyebiliyor. Bir gün çok alkışladılar. Zannettim ki söyleyebileceğim. Ben de çıktım sahneye. Ne biçim ses söylüyor bunlar ya? Beni beklemiyorlar. Sen duyacaksın sen. Siz susun ben bir söyleyeyim bakayım. Sesimi yine tek başıma beğendim ama orkestrayla ya da sazlarla olmadı. O iş öyle değil. Takım hareketi. Lider olsan da dostların liderdir. Liderlerdir. Lider olsan da dostların omuzlarına bastığı kişilerdir. Her yönetici birilerinin omuzuna basmayı bilmeli. Her yöneticinin omuzuna basmasına izin verecek kişiyi yaratmak gerekir. O kişiyle uğraşacaksınız. Pedagojik formasyonunuz yoksa yönetici de olamazsınız, lider de olamazsınız. Ama ben illa lider olacağım. Yol açık, kimse olma demiyor. Ancak çok eğitim gerekiyor. Ben bir sanayiciyim. Doğru bir sanayiciyim. Bu ülkenin gerektirdiği sanayiciyim. Şu bakımdan. Çok özel bir zenginliğim var. Yapılan cirolar, karlar, binalar hiç umurumda değil. Fakat özel bir zenginliğim var. 1972'den beri 30 bine yakın insan bize çalıştı geçti. İhtiyar oldu, emekliliği oldu, başka yere transfer oldu, şu oldu, bu oldu. Halen de 1600 kişiyiz. Ve bizim de ana yan sanayilerin yan sanayi supply dediğimiz o gruptan 65 tane imalatçımız var. Kural 1. Bir tek gün, bir tek saat dahi sigortasız adam çalıştırmayacaksın. Ben bunu kahramanım. Çok tok sözle harbiden burada iddiacı değilim. Gerçekçiyim. Sadece sigortasız adam çalıştırmak değil. Aynı zamanda hiçbir zaman noksan göstermedim. Çünkü öyle paravanlar, öyle atraksiyonlar var ki çocuk 13. yılında iş hayatının bize gelmiş, iş müracaatı yapmış, iş başı yapmış, soruyorlar, diyorlar ki nerede çalışıyor, şurada. Sigorta noksanın var mı? %60. Sigortasını yapmışlar çocuğun. Yani 7-8 yılı gitmiş.
emekliliği geç kalacak. Bir. İkincisi, kayıt dışı ekonomide yokum. Özgeçmişimi okurken arkadaşım dedi ki, kayıt dışı ekonomide hizmet veriyor. Neden yoksun? Benim babam Türkiye'ye somacılığı getiren bir göçmen, maaşlı bir adamdır. Vatan sevgisiyle, vatan aşkıyla, Türklük duygusuyla geldiği için onun felsefesi onu 90 yaşına getirdi, hiç değişmedi. Vatandan çalınmaz. İnsandan çaldıysan vatandan çaldın. Vatanı insan yaşatır çünkü. İnsan mutluysa ne dedi Şeyh Edebali? İnsanı yaşat ki vatan yaşasın. Bu bakımdan bu terbiyeyle asla ne faturasız bir mal aldım ne sattım. İkinci zenginliğim bu. Üçüncüsü de devletle kavga etmedim. Millet her gün çabuk oynuyor. Nasıl? Ödentilerini yapmıyor. SSK'larını, gelir vergisini, kurumlar vergisini. 38 tane kuyruğumuz var çünkü. Bu da bir bela. Yani kaçıranlara da bazen hak veriyorum. Bitmez. Formatları, şunları, bunları gidersin ödemeye. Allah canın çıkar. Bir teknolojik arızadır. İnsan anlayışı arızası. Neyse. Orada da bir kavgamız yok. Ödenmemiş borcumuz yok ki affolsun. Ama hükümetlerin her yaptığı kötülüklerin başında bir tanesi şu geliyor. Dönemsel geliyor, affediyor. Ne affı? Mali aff. Uzlaşma affı. Ne affı? Suçluyu affediyor. Bilmem ne affı. Neydi 99'da mı? Nerede oldu? Öyle bir felaket oldu. Şimdi bunları yapmadan da adam olunur. Ha buna mukabil çok zahmet çektim mi? Acayip zahmet çektim. Halen çekiyorum. Hep borçlu yaşadım. Hep borçlu yaşadım. Kafamı kaldıramadım. Ama pişman değilim. Pişman değilim. Çünkü biz göçmen geldiğimiz zaman geldiğimiz yerde din yasaktı, sınırlıydı. Milliyet, aidiyet yasaktı, sınırlıydı. Herhangi bir özlemini, yükselişini yapamazdın. Çünkü komünist sisteminin bir parçasıydı. Privat ekonomi, privat sektör yoktu. Ama ne vardı? Biz bunu yaşayabilmek için çoğu evde delikanlılar olgunluk çağına gelince gömleğinin altındaki fanilasına bir Türk bayrağı dikerdi. Sonra Türkiye'ye geldiğimiz zaman lan macerler adam oldunuz. Bu uzun yıllar geçti. Şimdi iş değişti. Şimdi çevreye bakın. Vatanına ihanet etmemiş. Kötü olaylarda hiç görülmemiş. Yükselmeye ve kalkınmaya ait neler gerekiyorsa yapmış. Ve hatta çok hırslı, çok yüksek yerlerde görülmemiş. Buna örnek benim çok sevdiğim bir sözü var Mahatma Gandhi'nin. Sade yaşa, başkalarına da hayat hakkı tanı. Ben bu sözü düşündüğüm zaman bunun hakkında herhalde birkaç cilt bir şey yazabilirim. Çok şey gördüm. Yarış. Her şeyin yarışı. Her şeyin yarışı. Sonuç, bir insanız, bir ömür yaşayacağız, gideceğiz. Giderken işte bize öğrettiler. Sağda bir melek, solda bir melek, o onu yazacak, bunu yazacak. Var mı? Vallahi söylüyorlar ama duymadık. Bilmiyoruz. Belki var, belki yok. İnançsız toplum yoktur. Sonunda bir şekilde bir inancı vardır. Ateistim diyenler de yalan söylüyorlar. Dikkat çekiyorlar. Sonunda o da bir yola gelmek zorunda. Kaldı ki bizim bir dinimiz var, yüce bir din. Bir aidiyetimiz var. Şöyle bir örnek vereyim size. 1700'lü yıllarda biz Tokat'tan göçmenlik olarak gitmişiz. Benim soyum Balkanlara Osmanlı'nın politikası olarak gitmiş. Balkanlarla biz karşılaşmışız. Kimle? Konya'dan giden, Karaman'dan gidenle. Tataristan'dan gidenle. Bütün göçler orada birleşmiş. Yerelde kim var? Arnavutlar var. Kim bunlar? 300 seneden beri karışmışız. Şimdi bana soruyorlar, diyor ki sen Arnavut musun, Türk müsün? Sana ne? Sen benim ne iş yaptığıma bak, aidiyetime bak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşıyım, Türk'ün doğruyum, çalışkanım. Kesinlikle. 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 Bu işin hiç tavizim yok. Neden?
Vatanımın başına bir şey gelirse ne olacağını ben biliyorum. 5 yaşında geldim ama biliyorum. Çok iyi biliyorum. Vatan, gerçekten vatan. İnsan varlığını vatanıyla bütünleştiği hale ben ülke diyorum. O daha üst bir kavram. Artık yukarı çıkmış herkesin koştuğu bir zaman. Böylelikle liderlikten yola çıktık. Ben sizler için doğruyu söylüyorum ki örnek bir insanım. Hiçbir hırsızlığım, haydutluğum yok. İmaj için koşmuyorum. Allah bana her şeyi verdi. Milletvekili oldum. Sivil toplum örgütlerinde birçok ilk kurucusuyum. Şimdi Fahri Konsolosum. Çok iyi bir sanayiciyim. Şirketlerim Türkiye'nin ilk 500'ün içinde. Ciddi söz sahibiyim. Her yerde. Her yerde. Hatta benim kurduğum bir okul Endüstri Meslek Lisesi mezunlarının yeniden eğitilerek hayata kazandırılmasına dair projem 28 yaşında. Şimdi bu projem geçen hafta Perşembe günü Birleşmiş Milletler kalkınmakta olan ülkeler baş danışmanı Olga Moreva müjdeyi verdi. Dedi ki senin projen burada ödüle aday gösterildi. Ben yapacağımı yaptım. Çünkü inanmış bir kişiye çok dost olur. Düşman düşünmemeli. Olsun. Kendi kendine. 1985 yılında başlattığım o projeyi bir sınıfla başlattık. 3000 kişiye ulaştık. Ancak Bursa'nın bütün dinamikleri destek verdi. 38 dönüm arazimiz var. 12 bin metrekare kapalı sahamız var. İçinde 7-8 milyon dolarlık takım tezgahı var. Çocuklar ayında görmediği bir şeyi, yani böyle atarsın ya bir çuval darıyı kümese, aynen tıkır 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 çalışıyorlar. İşte benim mutluluğum bu. Ben bunun zenginiyim. Bunu yayalım abi. Ne yaptık yaymak için? Bütün bakanları getirdik, arkadaşlarımızı getirdik. Dikkatlerini çektik, herkesi getirdik, baktık ettiler falan. Meraklarımız ıslandı öpmek. Hadi bu okulu yapalım. Ha, zor iş. Olmuyor. Ama olsun. Ben karanlığa küfretmedim. Bir tek sınıfla kendim için insan üretme projesinde ya bir saati geçmiş bir şey söyleyeceğim ya. 70 dakika şu an. Destur ya. Allah'tan ki hala göz kapanması falan yok. Ay özür dilerim sizden. Kusura bakmayın. Ben böyle kaptırıyorum kendimi. Çok dikkatli dinleyen toplumun önünde faul yapıyoruz. Şimdi böyle bir kişiyi görmek istersiniz, tanımak istersiniz, merak edersiniz, sormak istersiniz desek. Doğru mudur? Doğru. Ama ne sormak istersiniz? İşçi suyu bitirdi bir şey için konuştum. Ne sormak istersiniz? Bir yoklayın kendinizi. İnanıyorum çok güzel dinlediniz. Aldınız da. Ben Japonlarla çok iyi dostum. Çok iyi Türk olarak arkadaşlarım var. Bir tarih coğrafya fakültesine gittim şeyde. Milletvekili olduğum zaman. Japonlarla tanıştım. Onlardan öğrendim. Japonların anlama yüzdesi kaç diye. Hani bize diyorlar ki anlama yüzdesi 60'sa çok iyidir. Ama dikkatini herkes böyle 70 dakika veremez. Anlama yüzdemi arttırmak için tarihinden beri şöyle bir bilgisayar kullanıyorum. Çok hızlı. Açılması, kapanması, ısınması, musluması falan yok. Böyle çok çabuk açılıyor. Çabuk yazdırıyor. Hemen. Hatta böyle boş vaktim olursa falan da bak ne enteresan. Çabuk bir şey çizmiş. Yolda, otobüste, uçakta, şurada, burada bekletmem. Niye? Bu benim yani. Yazmadığın şey 3 gün sonra aklına gelebilir. Geç olabilir. 3 ay sonra gelebilir. Gene geç olabilir. Hiç gelmeyebilir. Söz uçar, yazı kalır. Not almayı kastettim biraz. Biraz da insanı dinlemeyi. Sonra Japon dedi ki
bizde anlama oranı %120'dir. Ben espri yapıyor zannettim. Yani aynı espri, bir anlat da bakalım bize, biz %120 yapalım o zaman. Hani çocuklar sorar ya, abi senin araban kaç yapıyor? Ona benzedi bu iş. Sonra anlattı felsefeyi. O kadar disiplini not tutuyor ki, bir türbülasyon içerisinde dinliyor, not tutuyor ve tuttuğu not mealen ki tutuş. Yani adam bana böyle git diyor, böyle yap diyor. Onu tıkır tıkır tıkır, yanlış değil yani doğrusu. Sonuçta elde ettiği notların izahı hazır, şablon gibi. Yani işin doktriner yapısı burada. Kendine komut vermeyene başkası komut verir. Arkadaşlar, benim gördüğüm bir zayıflık var. Beni bağışlayın lütfen. Siz öğrenen kişisiniz. Size birisi öğrenci derse muhakkak öğrendiğiniz için buna bir tepki yok. Ama öğrenen kişi çok soru soran kişidir. Sizin herhangi bir komplikasyonunuz yoktur. Binaenaleyh böyle şöyle muazzam bir bilgiye sahipsiniz. Ama soru. Lütfen sor. Yok. Sor, buyur lütfen. Ben soru değil de aklıma bir şey takıldı. Yani dediğiniz fabrikalarını gezdirmek için yabancı ortaklarından izin alıyor diye. Doğru. Yani madem böyle bir şey var, fabrikaların gezilmesini istiyorsunuz, niye onlara boyun eğdiniz bu konuda? Yani niye onların fikir almak zorundasınız? Ne kadar güzel bir soru. Ne kadar güzel bir soru. Yani sizler evet. Gezecekler diyemiyor musunuz? Hayır. İşte koordinatörümüz burada. Hocam söylesin size. Diyor ki, dikkati dağıtırsanız iş kazası oranı artar. İş kazası oranından dolayı PPM oranlarınız düşer. Yani milyonda hata sayısı düşer derken fırlar yukarıya. Kaliteniz düşer. Bunun için izin vermiyorum. Hepsi bizim içerideki duruşumuza, yerdeki çizgiye, raflamaya, tavanın rengine bu sene 135 milyar para harcıyoruz tavan rengini boyamak için. Adam geliyor bakıyor, boya şu beyazı kullanın. Çok ışık alan yere şunu biraz grilendirin diyor. Benim fabrikamda. Neden? Çünkü onun markasına hizmet ediyorum. Toyota, Ford, Fiat, Renault. Benim patronum onlar. Ben boyunu eğmek zorundayım. Eğmezsen ne olur? Eğmezsen İki şık var. Ya kendi milletinden birisini getirir, orada o fabrikayı kurar. Çünkü Türkiye'de hiçbir zorluk yok artık. Kurar. Veyahut da bizleri şu anda zorladıkları gibi yavaş yavaş eziyet ede fabrikayı satmaya zorlar. Onu da acı bir haber olarak söylüyorum. 2015-20 arası biz de biteceğiz. Niye? Devlet her şeyi sattıysa bize ne kaldı? Ha bunun adı globalizm, sevmiyorsun. Haklısın ama senin benim babamız dedemiz oturup bir marka tasarlamamış ki. 65 yılında bütün borumuzu, bor modelimizi 49 yıllığına yabancıya vermişiz. Umarım cevap yerini bulmuştur. Soru? Lütfen buyurun. Kurucular doğrudan liderlerdir demiştin. Hani biz şimdi belli bir düzeni devralacağız. Kurulu bir düzeni devralacağız. Peki bizim için? Yani kurulu düzeni devralacak liderler için ne olur? Şimdi oradaki ifade aynen şöyleydi. Gene tekrarlıyorum. Kurucular doğal liderlerdir. Yani onlar doğrudan liderdir. Mecburdur. Herkes ona bakıyor. Herkesin ilgi odağı olan kişi zaten liderlik merdivenlerinde çıkıyor. O bir şey yapıyor. Mesela çok hırsız adamlar var. Öyle inşaatlar yapıyorlar ki parayı kapıyorlar, sonra kayboluyorlar. Devleti bile kazıklamışlar. Değil mi? Geçen okuduk. Çıktı bakan, Türkiye'de bir bakan ilk defa niye çıktı. Bu sorumluluğu bana aittir dedi. Ben uyudum dedi. Ama devamını getirmedi. Ayakkabıları bırakacaktı orada. Derdikler çıkacaktı. İstifa edecekti. Yapamadı. Keşke yapsaydı. %15'ini yaptı şimdi. Şimdi liderlik, biz anlayış liderliği, pozitif yöndeki liderliği konuşuyoruz. Üretim alanlarındaki, kültür alanlarındaki liderliği konuşuyoruz. Fazla sayı bir lider midir?
Sorarım size. Fazla sahibi lider miyiz? Evet, lider. Kendi alanında liderdir. Kendi alanında. Siz nasıl diyorsunuz? Yönetim lider. Liderdir diyorsunuz değil mi? Acaba şöyle baksak, sosyal iletişimi nasıl? Nasıl? Lider olamaz. Sosyal iletişimi nasıl? Nasıl görüyorsunuz? Değil mi? Yani ona sorusuz, sualsiz, şeksiz, şekilsiz Japonlar tapıyorlar. Niye? Japonların o kadar hayır yüksek kültürü var ki onun yaptığı, sadece yaptığı işe bakıyorlar. Geri kalanına bakmıyorlar. Bize yaptığını orada yapsan bir daha da sokmazlar zaten. Prensipleri çok batırılır. Japonların atasözleri 3, 4, 5, 6 kelimeden oluşur. Bir tane size çok katıdır, çok serttir, çok gereklidir. Prensipler yaşatır. Bitti. Devamı, devamını sen yapacaksın diyor. Prensibin varsa yaşarsın, yoksa öleceğim yani. Keşke ölsen diyor, kurtulursun. Vatandaş senden kurtulur diyor. Sürünürsün, başkasını da meşgul edersin. Sonra gidiyoruz. Toparlanın lütfen buyurun. Peki şimdi şöyle bir şey var. Bana göre işte başarılı olmanın anahtarı küçük yaştan başlamak bu işe. Ama bizde şöyle bir şey var. İlkokullar, ortaokullar, lise zorunlu tutuluyor. Ondan sonra bir de üniversite okuman gerekiyor. Bu süre içerisinde bizim kaybettiğimiz çok şey oluyor iş hayatında. Ondan sonra bitirdikten sonra yüksek lisans yapıyorsunuz. Pardon. Yüksek lisans yapıyorsunuz, bunu daha da ilerleteyim diyorsunuz. Burada kaybettiğim süre, bir de sizin dediğiniz gibi işe girdikten sonra 10 yıl alışma süresi çok büyük bir zaman oluyor. Bunu nasıl yapacağız? Çok güzel bir soru. Bakın, ben genelde 30 dakika, 45 dakika arası konuşuyorum, sonra sorular oluyor. Ama bir sebeple benzini bulduk, gözlerine ayırdık. Hikaye şu, konuşmaların hepsinin özeti burada. Sen küçüleceksin. Ne olarak? Tevazu olarak. Yavaş yavaş sisteme gireceksin. Yavaş yavaş kabul edeceksin. Bize mühendisler geliyor, böyle ellerini takmış, yürüyor, atölyede bakıyor, ona bakıyor, ona bakıyor. Her türlü takım tezgahı var. Bakıyor ama bir metreden fazla da yaklaşmıyor. Yaklaşınca ne olacak? İçinden bir şey duruyor. Ya bir şey sorsana diyor. Kime? Çırak var orada. Kalfa var, usta var. Hadi ilgililer de çıkıyor iyi niyetle. Yaklaşıyor azıcık. Mesela. Sonra tezgahını görmemiş olabilirsiniz. Ama döner işte parça keser. Falan. Bir gün bakıyor ki aa abi diyor torna hem böyle dönüyormuş hem böyle dönüyormuş. Destur. Hani mühendisli sen? Tabii ki. Tabii ki yüksek marifetleri olan ürünler bunlar. Yani dışarıdan bakmayla olmuyor. Uzaktan bakmayla sanatkar olsaydı meşhurlar bütün kediler kasap olurdu. Sizin böyle bir lafı daha bilmeniz lazım. Çıraklığını yapmadığın işin ustalığını, kafalığını, patronluğunu yapamazsın. Ne yapacaksın? Temelden geleceksin. Ben işletmeciyim. Git bir işletmecinin yanına. Nereden bulan ben işletmeciyi? Pastacının yanına git. Bir pastaneyi nasıl yönetiyor bir bak. Canım pastanede ne var Allah aşkına ya? Şimdi laf mı bu? Ama lütfen gözlemleyin. Lütfen. Konumuz ne olursa olsun. Bir bakın malzeme akışı nasıl giriyor. Çıkış nasıl? Para tahsilatı nasıl? Hiçbir şey bilmiyorsanız saate bir bakın. O saatte bir tane fiş alın. Kaçıncı fişi kesmiş? Kestiği fiş sayısı yaptığı cironun sadece %1'dir. Belki %25'idir. Sana ne? Tabii sana ne, bana ne, ona ne, şuna ne, buna ne? Ondan sonra yollar niye böyle? Türkiye'nin toplam borcu nedir bilen var mı? 1 milyar dolar diyor şu an. 1 milyar. Evet. Bunu da yarıya indirdik dedi hatta geçen. Daha fazla da 1 milyar var. Yani Tayyip Erdoğan'ın söylediği rakamlar gerçekçi olmadığı için. Şimdi bakın burada bir kavram gelişti. Dolar, 1 dolar, Türk lirası 1.80. Peki 1 milyar dolara gidinceye kadar biz ne harcıyoruz? Bizim 1.8 yeni Türk lirası trilyon mu? Yok. Yine karıştırdım. Milyon. Milyon.
Şimdi Bursa'nın ihracatı 14 milyar dolar. Türkiye'nin ihracatı 130-125 milyar dolar aralığında olacak. Bu sene efendim ithalatı 220-240 milyar dolar arası 2002'nin seçim arifesinde Türkiye'nin toplam borcu 183 milyar dolar idi. Başbakanımızı tebrik ediyoruz. Hakikaten İBF'yi buradan kovdu. Son 14 milyar borcunu ödedik. Ancak müsrif millet olduğumuz için şu andaki toplam borcumuz, nominal borcumuz 930 milyar dolar. Kim ödeyecek? Reçete hazır. Savaşlar cephelerde değildir. Savaşlar ekonomidedir. Biz kargıyı böğrümüzden yedik. Ağrı yavaş yavaş geliyor. Niye böyle dramatik konuşuyorsun? Ben biliyorum da ondan. Moralimizi bozdun. Yani her şeyi burada konuşmak gerekiyor. Her şeyi konuşmak gerekiyor. Nasıl bir ekonomiye gideceğinizi bilin. Nasıl bir ekonomide varlık olacağınızı, varlık göstereceğinizi lütfen bilin. İş öyle değil. Kanatlarınızı açıp uçtuğunuz zaman iki yol vardır. Yine çok sevdiğim bir sözü söyleyeceğim. Olgunluk çağındaki insanlar için çok geçerli. Hangi yükseğe çıkacağını sen bile bilemezsin. Ta ki kanatlarını açıncaya kadar. Büyük oğluma söyledim geçen sene. Toparladı. Ama baba tamam dedi. Özür dilerim oğlum. Küçük oğlum hala diyor. Baba şunu şöyle yapsaydın. Ya baba sen de hiç yokmuş. Bu böyle yapılır mıymış? İyi be oğlum bir yumurta da sen yap be. Bıldırcı yumurtası şunu bir yap da göreyim nasıl oluyormuş. Yok. O, sabır. Kızım da öyle çat 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 çat. Hep model, hep böyle marka, hep şey. Sonra onun çocuğu ne olacak? Anası gibi olacak, babası gibi olacak. Müsrif. Sıkıntımız burada. Hak etmediğimizi yaşıyoruz. Bunu herkes söylüyor. Hatta bazen sizlerden birileri diyor ki hocam diyor yavaş yavaş bizim eve girdik diyor. Niye babamı görüyorum senden? Özür dilerim o zaman geriye çekiliyorum. Baba en nefret edilen adamdır. İlişki güzel, arka beyinle. Çünkü hep söyler. Anne de azıcık öyledir. Anne çocuğun istediğini söyler. Gidiyoruz. Son soruyu alalım. Varsa lütfen buyurun. Şimdi pastane örneğini verdiniz ya. Mesela ben pastane açmak istiyorum. Bir pastaneye girdim. 4-5 ay çalıştım. Ne gidiyor ne çıkıyor. Kaç saat yapılıyor. Her şeyi öğrendim. Çıkıp direkt pastane kurmak istiyorum. Bu mu mantıklı yoksa 4-5 yıl orada zaman kaybı olarak görüyorum ben bunu. Öyle çalışmak mı? Çok şık bir soru sordunuz. Bakın. Konuşmaya başlayınca neler oluyor? Ben diyorum ki endüstri için önce konuşacağım. Endüstriyel akıllı, endüstriyel otomasyonu, kitlesel hareketi öğrenebilmek için başkasının içinde 10 yıl çalışın. Başkasının içinde 10 yıl çalışın. Lütfen çalışın. Ondan sonra kendi işinizi kurmaya bakın. Cin olmadan şeytan çarpılmaz. Mümkün değil. Hastacılığı ise örnek vereyim sana. Daha kolay mıdır? Nispeten, görece. Tek dükkanda pastacılık olarak yaşayacaksan birkaç sene çalış. Neden? İncelikler var. Kuşlukları var. Kuş kelimesinin karşılığı ne bilim bilmiyorum ama çok kullanıyor millet. Çünkü biliyorsunuz anlayışlar da değişti. Taş devri, kuş devri, kuş devri, çıralı kuş devri. Ne biçim bir şey bu? İmaj da öyle. Taş devri, kuş devri, imaj devri, çıralı imaj devri. Abi imajından vazgeçemem. Benim imaj bayıklarım var. Ya sen bir aynaya baksan, bak ne milletin yazdığını düşünüyor. Bir şey söyleyeyim. Ben bir merakla Düsseldorf Anıka Fuarı'nda 2003 yılında gıda fuarına gittim. Ya bu gıda nasıl üretiliyor diye bakayım dedim. Onu gördüm, bunu gördüm. Safi makine. Ben tasarımcıyım. Benim kendi preslerimi yaptım. Kendi sünger polyureter makinelerimi yaptım. Kendi indeks frezeleme tezgahlarımı yaptım. Yapalı 30 yıl, 35 yıl oldu. Her şeyi yapabilirim. Bir tane hat gördüm. Pizza üretim hattı. 28 metre boyunda un, su, tuz giriyor. Bitmiş pizza çıkıyor el değmeden.
O üçün üstündeki karışık malzemeleri bile, pirinci bile, pardon, mısırı bile taneyle koyuyor. Kaç para bu? Bugünkü parayla 1 milyon 600 bin euro. Uf dedim ben, ne para. Yanımda da arkadaşlarım var. O kadar çok bakmışım ki arkadaşlar sıkıldı. Hadi gidelim abi, hadi gidelim abi. Bir tane sizi ükala. Abi sen şimdi eminim ki bunu yaparsın. Ha ha ha. Benim tabirimle konuşacağım. Sustur ve ganasın işte. Aldım bu aleti.